Ve nihayet OBD aparatımızı sokete bağlayarak işe başlayalım. Megane 3'e frens araçların OBD soketleri. Vitesin hemen arkasındaki şu kapağın arkasında arkadaşlar. Fakat ben kullandığım bazı projelerde ortalıkta kablo gözükmesin diye soketi kenara aldım. Ben buradan takacağım. Siz de buradan takarsınız. Zaten yanlış takmanıza imkan vermeyecek bir soket tasarımı var. Bu konuda zorlanacağınızı düşünmüyorum. Taktığınız vakit ilk başta kırmızı bir ışık yanacak. Daha sonra bilgisayardan bağlantı gerçekleştiği zaman veri alıp verişini gösteren diğer ışıklar da yanmaya başlayacak. Şimdi bilgisayarımıza geçiyoruz. Bilgisayarımızı açtık. Önceliğimiz OBD aparatımızı bilgisayarımıza bağlamak olacak. Onun için eğer laptop kullanıyorsanız zaten artık laptopların tamamında Bluetooth modülü var. Masaüstü bilgisayar kullanıyorsanız da ayrıyeten zaten bir Bluetooth modülü almanız lazım ki OBD aparatıyla bağlantı kurabilirsiniz. Bilgisayarımın Bluetooth ayarlarına giriyorum. Buradan Bluetooth ya da başka cihaz ekle seçeneğine tıklıyorum. En üstten Bluetooth'a tıklıyorum. Ve bilgisayarım etraftaki Bluetooth aygıtlarını aramaya başlıyor. Bilgisayarımız bilinmeyen cihaz adıyla aparatımızı buldu. Bunu işaretliyorum. Bağlanmasını bekliyorum. Şimdi bize şifre soracak. Cihazımızın yani modülün şifresi 1, 2, 3, 4'tür arkadaşlar. Bazı modüllerde 1, 2, 3, 4, 5 de olabilir. Bu Bluetooth modüllerdeki standart şifredir. Bağlan diyorum. Ve şu an bağlandı. OBD2 ismi de buradan çıktı. Ve eşleştirme tamamlandı. Şu an bilgisayarımız OBD aparatımıza bağlı. Burada ekranı kapatıyorum artık. Şimdi DDT for all'u açıyorum. İlk karşılama ekranımız geldi. Burada karşımızda Bluetooth modülünün bağlı olduğu COM portları yani seri portlar var. Öncelikle şuradan Bluetooth seçiyorum. Benim bilgisayarımda bu COM6'da. Siz tek tek deneyerek hangisinin bağlı olduğunu bulabilirsiniz. Battery rate hızını 38400 ayarlıyorum. Çünkü yurt dışındaki sitelerde yapılan yorumlarda arabanın CAN-BUS hattındaki veri hızıyla buradaki 38400 Bluetooth hızının birbiriyle hemen hemen yakın olduğunu, eşleştiğinden bahsetmişler. Daha sağlıklı bir bağlantının kurulduğundan bahsetmişler. Buradan işaretliyorum. Yaptığım işlemden dolayı oluşacak hatalar benim sorumluluğumdadır mahiyetinde bir uyarı mesajı var. Ve Connected Mode diyorum. Uygulama çalıştı. Gerekli edge'lara ait, beyinlere ait veri tabanını çekti. Ve artık bağlıyız. Sol alt köşede gördüğünüz gibi Connected ibaresi var. Bir önceki videodan da hatırlayacağınız üzere kısaca bir üstünden geçelim. Sol tarafta All bölümü var. Buraya tıklıyorum. Burada arabaların modelleri sıralanmış. Benim aracımın X38 olduğunu biliyorum. X38 Fluence ve Megane ailesi. Yani faz 1'ler için geçerli. Ve X95 Megane Scenic 3 olarak ayrılıyor. Fakat benim aracım faz 1 ve X38. Bunu seçiyorum. Burada şimdi karşımıza bir sürü seçenek çıktı. Örnek vermek gerekirse şuradan BCM'i, UCH'yi bulalım. Mesela benim aracımda kullanılan UCH tipleri kaç tane var? 1, 2, 3, 4, 5, yaklaşık 6 farklı UCH beyni bu araçta kullanılıyormuş. Fakat ben bunun hangisi olduğunu bilmiyorum. Yine ilk videoda bahsetmiştim. Hemen şurada otomatik bir arama seçeneği var. Buna tıklıyorum. Sistem araçtaki tüm ecuları benim için arıyor. Ve bulduklarını listeleyecek. Böylelikle hatalı versiyonlar üzerinde işlem yapmamış olacağız. Hepsi tamamlandı. Bir alttaki alana araçta bulduğu beyinlerin hepsi listelendi arkadaşlar. Burada yapacağımız işlem kumandadan cam kapatma, cam kaldırma özelliğini aktif hale getirmek olduğu için camların da ana kontrolcüsü UCH beyni olduğu için hemen UCH beynini seçiyorum. Şurada BCM olarak gördüğünüz parça BCM 95 SV10 yani sürümü 10'muş. BCM 95 SV10'u bir kere tıklıyorum. Burada farklı farklı seçenekler var. Satış sonrası alarm,
genel ayarlar, tanımlama, lin ağı. Burada yeri geldiği zaman detaylıca gireceğiz. Fakat ben uzatmamak için hemen hedefe yöneliyorum. Aşağı doğru iniyoruz arkadaşlar. Burada kapı kilitleri var. Flasher var. Interior light, yani iç aydınlatmalar. Tekrar aşağı doğru iniyorum, iniyorum, devam ediyorum. Burada window control var arkadaşlar. Yani cam kumandaları. Bunu seçiyorum. Bunun altında da bir dallanma görüyoruz. Hemen altında Window Control Calibration, Window Control Configuration var. Bir altındaki seçeneğe giriyorum. Window Configuration. Burada karşımızda seçenekler var. Bu read kısmı aracın beyninde olanlar. Write kısmı ise bizim yazacaklarımız. Burada hemen ikinci satırda başlıyor. Auto Window Closing. Ben bunu aktif ettiğim için şu an with gözüküyor. Sizde bu with out olacak. Eğer with out'taysa zaten kumandadan cam kapama özelliği yok demektir. Bunu hemen with yapıyoruz. Ve şu durumda send dersek, send işi yaptığımız işlemin komutunu beyine göndermek oluyor. Send dediğimiz zaman aşağı tarafta blokeli diyor. Blokeyi kaldırmamız için şu bölümde bir simge var. Export mode, enable writing diyor. Yani yazmayı etkinleştir. Bunu işaretliyorum. Yeniden send dediğim zaman aşağı tarafta sending EML request var. Yani beyine gönderdiği kod ve beyinden gelen cevap 7B18 ve işlem başarıyla gerçekleştirildi. Artık aracımızda kumandadan cam kapatma özelliği aktif. Hemen bunu kontrol edelim şimdi. Şimdi yaptığımız işlem sonrasında ilk testimizi gerçekleştiriyoruz. Bildiğiniz gibi kumandamız üzerinde bir kilit açma tuşumuz var. Bir merkezi kilit tuşumuz var. Far tuşu ve bagaj açma tuşumuz var. Bu özelliğin çalışabilmesi için arabanın kilitleme tuşunu iki kere üst üste basmamız gerekiyor. Birincisinde araç kilitleniyor. İkinci komutta ise camlar yukarı kalkıyor. Hemen test edelim bakalım başarılı olmuş mu? Bu özellik yerli üretim faz 1 araçların neredeyse tamamında, faz 2'lerin ise bir kısmında kapalı olarak geliyordu. Ve yine klip cihazı ve yazılım üzerinden yaptığım kontrollerde klip üzerinden de aktif hale getirilemiyordu. Gördüğünüz gibi bir Bluetooth aparatıyla ve DDT4All'la çok kolaylıkla bir tek ayarı değiştirerek aktif hale getirebildik. Zaten birinci bölümde yazılımın kullanılmasını anlattım. Siz de bu aparattan ve yazılımdan temin ederseniz kendiniz rahatlıkla bu işlemi gerçekleştirebilirsiniz. Böylelikle aracımıza bir özelliği daha kazandırmış olduk. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım eğitici ve faydalı bir video olmuştur. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.